Arkadaşının kredi kartı mı yoksa arkadaşının nakit parası mı? Oğlum tabii ki de arkadaşımın nakit parası. Bu neyle ilgili acaba? Bence arkadaşımın kredi kartı. Oğlum para varken kredi kartı da ne? Ama ya arkadaşıma nakit para yoksa? Kredi kartı en azından kesinmiş ya. Kredi kartının limiti var ama ya arkadaşımın nakit parası yoksa o zaman ne yapacağız? Merak etme, senin nakit paran vardır. Senin de kredi kartının limiti vardır Tarık, sen görürsün. Hadi bakalım girin kapılardan. Hemen giriyoruz arkadaşlar, çok merak ettim bu ne anlama geliyor acaba. Hop. Evet Tarık'ta senin nakit paran var, sende de Tarık'ın kredi kartı var. Evet şu anda Tarık'ın kredi kartı elimde arkadaşlar. Oğlum senin hiç paran yok. Evet Tarık oğlum, benim hiç nakit param yok ki. Demiştim sana. Sadece 100 lira mı var? Evet 100 liram var. Bakalım senin kredi kartında kaç lira limit var Tarık? Eyvah! 1 dakika içinde en fazla alışveriş yapan kazanır. Başlayın! İyi hadi otogadir ile başlayalım arkadaşlar. Merhaba otogadirci abi, ben burada gelip bütün arabaları almak istiyorum. Tamam hemen veriyorum abi. Birader yapma lütfen, o benim param. Ne yapalım Tarık kardeşim, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Dur şu minibüsü de alayım. Şu kamyoneti de alayım. Şununla arabayı da alayım. Şu motosikleti de alayım. Ne kadar olur bunlar? 150 bin lira. Al abi sen şu karttan çek 150 bin lirayı. Tamam çekiyorum. Yapma lütfen. Tamamdır çektim, hayırlı olsun. Sağ olasın abi, teşekkür ederim. Of arabalar çekil, önümden çekil. Dur bugün motosiklet kullanayım arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz. 20 saniye kaldı, daha da bir şey yapamayacağız. Kıyafetçi abi bana en pahalı kıyafetlerden ver. Tamam veriyorum. Öf kıyafetlerim çekil, önümden çekil. Abi parayı şu kredi kartından al, biraz hızlı olursan sevinirim. Tamam abi ben alıyorum. Aldım. Sağ olasın abi, teşekkür ederim. 10 saniye kaldı, 8 saniye kaldı. Alacağız, yapamazsın. Yapacağım yapacağım, durdum şu manavdan da birazcık domates peyniri alayım, dur bekle. Bitti. Bitti mi? Aa bitmiş arkadaşlardan. Neyse al Tarık kredi kartını. 100 lira bende kalacak, o kadar para mı harcadın? Tamam Tarık 100 lira sana feda olsun kardeşim, sıkıntı değil. 100 liram sende kalabilir. Şöyle arkadaşlar şu arabaları şöyle garaja düzgün bir şekilde koyalım. Oh Tarık kredi kartıyla aldım arabalar. Tarık senin kredi kartının kaç bin lira limiti var? Çok limiti var, boşver. Bayağı limiti varmış arkadaşlar. Bakın garajı full arabalarla düzdüm. Bakın yeni arabalarım efsane. Sen görürsün lan, ben sana günü göstereceğim. Seçmeseydin Tarık nakit parayı, Allah Allah. Seçmeseydin ben ne yapayım? Neyse gel kardeşim oyuna devam edelim. Bu oyun bayağı eğlenceliymiş. Evet taş mı tahta mı? Tabii ki de tahta arkadaşlar. Ne yapayım ben taşı? Kafama taş düşerse daha çok acır. Tahta düşerse daha az acır. Taş tahtadan daha güçlü. Tabii Tarık tabii daha güçlü ama ya kafana taş düşerse, kafana tahta düşmesi daha iyi. Hiç öyle düşünmemiştim işte. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar ve tahtayı seçiyorum. Hadi bakalım girin kapılardan. Hadi bakalım giriyoruz Ferit ailesi. Hop. Neredeyim ben böyle? Aa neredeyim? Korkma Feridet korkma. Köpek balıkları görüyor musun? Köpek balığı mı? Bugün köpek balığına karşı en güvenli salı yapan kazanacak. Ama ben tahta seçtim. Tahtayı yiyip parçalar köpek balıkları. Ben ne yapayım? Taşı seçseydin. Benimki en güvenli olacak. Abi ben niye tahtayı seçtim? Tahta şimdi paramparça eder köpek balıkları. Bir dakika süren var. Bakalım hayatta kalabilecek misin? Başla. Olamaz. Hemen arkadaşlar salımı genişletmeliyim. Genişlet, 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 genişlet. Vallahi geliyor. Vallahi geldi. Kırıyor, kırma. Tamam köpek balığı. Tamam. Bana bir şey yapamıyor çünkü taşı seçtim. Olamaz. Kırma be, kırma yeter be kardeşim be. Kırma, Allah'ını seversen kırma. Arkadaşlar ben yüzde çıkacağım. Ferit ailesi taktiği buldum. Hadi kırsana. Kırsan ne yazar ki, üstteyim ben. Hadi kır, istediği kadar kır. Kırsan ne yazar kardeşim, üstteyim bak. Hadi bak bir yakala beni sıkıyorsa. Ya Tarık'cığım ne iyiliyse Allah aşkına, ben kırıyor şu anda. Boşu boşuna kırıyor. Kır ne olacak köpek balığı? Buraya mı çıkacaksın he? Çıkamazsın ki. Hilekar, hilecisizler. Akşam öyle yaparsın korkak. Arkadaşlar ne kadar akıllıyım ya. Bakın köpek balığı bütün blokları kırdı neredeyse. Ama Ferit ailesi beni şu an güvendeyim. Hiçbir şey yapamazsın ki. Tamamdır süre bitti. Süre bitti mi? Hadi bakalım arkadaşlar. Ben hayatta kaldım. Tarık da hayatta kaldı. Olmaz böyle iş ya. Allah Allah. Valla Tarık'cığım hiç mızmızlanma kardeşim. Hiç mızmızlanma. Hileci. Evet
seçin bakalım. Earth mi? Roket mi? Roket mi? Ne roketi canım? Earth tabii ki de ya. Kafama şimdi Earth düşse daha çok acıdır. Kafama roket düşerse parçalarımı bulamazlar. Acaba ben de mi Earth seçsem? Yani Tarık, roket kafana düşerse ne olur kardeşim? Parçalar ayrılır. Bir sürü kemiğim kırılır. Bayılırım valla. Kafana peki Earth düşse ne olur? Çok bir şey olmaz yani. Ben o yüzden Earth seçeceğim arkadaşlar. En azından Tarık görmek için Earth seçeceğim. Kesin bu kafanıza bir şey düşmekle alakalı. İkiniz de aynı şeyi mi seçiyorsunuz? Evet, büyük ihtimalle öyle yapıyoruz abi. Ben de Earth seçeceğim. Korktum. Tamam, girin kapıdan. Hadi bakalım, giriyoruz. Hop. Şimdi ne yapacağız? Evet, bu 52 Earth'lerle en fazla kemiğini bir dakika içinde kıran kazanır. Hop, keşke roketi seçseydim. Oğlum, roketi seçseydik daha hızlı kemiklerimiz kırılırdı. Ne yaptık biz? Tamam, Earth'lerle kırarız, merak etme. En fazla kemiği mi ben kıracağım? Hayır, ben kıracağım, göreceksin. Hadi bakalım, 3, 2, 1 başlayın. Ha, bir dakika, süremiz başladı arkadaşlar. Hemen abi kemiğimizi kıralım. Seni geçeceğim oğlum, seni geçeceğim. Bak şimdi, hop, şöyle bir daha. Şöyle bir daha da. Bak, 4000 puan oldum. Olamaz, Tarık beni geçti canım ailem. Hemen arkadaşlar, ben de kemiğimi kırayım şöyle. Hemen arkadaşlar. Tamamdır, 2500 puan oldum arkadaşlar. Şuradan da hemen şöyle kıralım. Tamam, 3500 puan oldum arkadaşlar. Hemen şuradan da şöyle kıralım. Ha, Tarık'a geçti. Tarık'a geçti. Şuradan çok iyi kırarım. Olamaz, Tarık aldı mı ne oldu? Tarık aldı mı ne oldu? Şöyle arkadaşlar bir sürü fırlatalım. Allah Allah, ölüyorum. Çok fena kemiğim kırıldı, verit talihsi. 8500 oldum. 8500 oldum. Şöyle tekrar kıralım arkadaşlar. Tamamdır, 9500 oldum. Ferit, sen 9500 puan olursun ama cenazene Tarık gelir. Tarık, sen oraya nasıl çıktın? Sen oraya nasıl çıktın? Canım o. Lan bu ne? Tarık 16.000 puan oldu. Nasıl çıktın oraya? Tamam, oyun bitti, tamam. Ne baba, bir saniye sunucu bey. Tarık hile yaptı, kendini binanın üstünden attı. Sen de atsaydın. Sen de atsaydın, niye atmadın? Of be, tamam be Tarık, tamam sen kazandın. Evet, Tarık 16.000 kemiğini kırdı. Sen de 9.500 kemiğini kırdın. Ben kazandım. Sen görürsün Tarık, bir sonraki oyunda ben kazanacağım. Evet, dondurma mı yoksa çikolata mı? Abi ne çikolatası ya, sıcak sıcak. Ben şöyle soğuk soğuk dondurma mı yiyeyim arkadaşlar, hava zaten çok sıcak. Ben de dondurmayı seçiyorum. Ya Tarık, üst üste aynı şeyi niye seçiyoruz? Git sen çikolata seç kardeşim, git çikolata niye, niye dondurma yiyorsun? Çünkü hava çok sıcak. Evet haklısın Tarık, hava çok sıcak. Niye dondurmayı seçtiğini anlıyorum. Yine mi aynı şeyi seçiyorsunuz? Evet, aynı şeyi seçeceğiz abi. Tamam, girin bakalım kapıdan. Hadi bakalım girelim arkadaşlar, biraz dondurma yiyelim ya. Vallahi var ya, sıcakladım yemin ediyorum ki. Evet, terledim. Hadi bakalım girelim arkadaşlar, hop. Yapı kapışması mı? Evet, bugün en iyi dondurmayı yapan kazanacak. Bir dakikanız var. Tarık, geç senin yerine, hadi dondurma yapacakmışız. Bir dakikamız varmış. Tamam, geçiyorum. Süre başlayıverdi. Ay va arkadaşlar, hemen bir dondurma yapacağız Ferit Dailesi. Tam olarak bir dakikamız varmış. Evet oğlum, ben yapacağım. Hayır, ben yapacağım. Ben yapacağım. Hayır, ben yapacağım arkadaşlar. En iyi dondurmayı ben yapacağım Ferit Dailesi. Tarık da bunu görecek. Bu lafları Tarık'a yedireceğim. Ay, yediremeyeceksin. Yedireceğim. Ay, yediremeyeceksin. Göreceğiz bakalım Tarık. Göreceğiz bakalım kardeşim. Sana bu lafları boy boy yedireceğim kardeşim. Şimdi arkadaşlar, hemen şöyle Ferit Dairesi dondurmamızı yapalım arkadaşlar. Dondurmamız efsane ödüz olacak arkadaşlar. Mükemmel olacak. Vallahi billahi 30 saniyeniz kaldı. 30 saniyemiz mi kaldı? Eyvah arkadaşlar. Benim dondurmam tabii ki de çikolatalı ve sade olacak canım ailem. Hemen arkadaşlar çikolatalı sade dondurmamızı yapalım. Benim dondurmam efsane ödüz oldu. Bilgin olsun. Hayır, senin dondurman hiç de bence güzel olmadı Tarık'cığım. Sen beni kandırıyorsun kardeşim. Tamamdır Ferit Dairesi. Bu kadar yeterli abi. Dondurmamızı yaptık. Başka da ne yapabilirim? Aklıma bir şey gelmiyor. Son 10 saniye. Hatta 5 saniye. Eyvah arkadaşlar, tamam ben bitirdim ya. Bende kadar bir bardak bir şey kalmadı. Çünkü aklıma bir şey gelmiyor. Bitti. Bakalım arkadaşlar. Tarık'a bak. Ben dondurma arabası yaptım. Sen dondurma yaptın. Tarık'ın yine yaptığı yalnız yaratıcı olmuş arkadaşlar. Güzel olmuş yani. Bakın Ferit Dairesi, Tarık böyle ufacık minicik mini minnacık böyle bir dondurma arabası yapmış. Ben yeneceğim seni. Hayır, beni yenemezsin arkadaşlar. Sizce Tarık'ın dondurma arabası mı yoksa benim dondurmam mı? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarda karşılaştırın. Yorumlarınızı kalp bırakmaya çalışacağım. Evet, mutat olmak mı yoksa bebek olmak mı?
ne bebek olacağım ya, ben mutant olurum, güçlü olurum. Aha, mutant oldum, benim adım Mutant Feridun. Tanrı'ya bakın arkadaşlar. Nga, emzik, anne, baba. Tarık niye bebek oldun kardeşim ya, niye bebek oldun? Nga. Neyse arkadaşlar, Tarık bebek oldu, ben de mutant oldum, yani ben Tarık'ın babasıyım. Her neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim abi. Sağ sola giden video var, tıkla. Sağ soldan çıkan videoya lütfen tıklamayı, Ferit'le ailece sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı arkadaşlar. Sağda solda giden video var, onları tıklayın arkadaşlar. Tıkla. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay, ben mutant oldum.